İyi günler. Medyaskop özel yayınından merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti lideri Meral Akşener'e yönelik sözlerinin yankıları sürmeye devam ediyor. Bu konuyu, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e yönelik sözlerinin siyasi anlamını İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'yla konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Tamam, çok kısa bir hatırlatmada bulunalım izleyicilere. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti lideri Meral Akşener Rize ziyaretinde bulunmuştu. Hem Çayeli'ne hem de İkizdere'ye, orada saldırıya uğramıştı. Bu saldırının ardından bu hafta çarşamba günü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Akşener'i hedef aldı. Bunlar daha iyi günleriniz, daha neler olacak dedi. Yankıları sürüyor. Bu sabah da Meral Akşener Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Kısaca şunu söylüyor Akşener: bu milletin derdini ben dinlemeyeceksem kim dinleyecek? Biz gezilerimize devam edecek dedi. Muhalefetin hemen her kanadından da güçlü bir ses Akşener'e destek çıktığını vurgulayalım ve başlayalım. Size şunu sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz Erdoğan'ın Akşener'e yönelik sözlerini? Türkiye'de son dönem arttı. Bu seçimlerde de aslında daha önce duyduğumuz bizim için şaşkınlık sebebi değildi. Türk kamuoyu içinde bu kabil tonlama, siyasi olarak rakip gördüklerine bu tonlamada konuşma ilk defa duyduğumuz bir şey olmadığı için şaşkınlık sebebi değil. Zaten genel olarak siyasi eleştirilerimizin bir kısmını iktidar muhalefet ilişkilerinden ziyade siyasi adab-ı maşeret hatırlatmasıyla yürütüyoruz, biliyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanlığı mevkisinin Türk toplumunda tekabül ettiği bir yer var. Cumhurbaşkanlığının makama uygun biri var. Siyasi rekabet de olsa, mücadele de olsa, bu mücadelede kendilerine insanların söylemeyi yakıştırmaları gereken bir üslup var. Bu hatırlatmaları devamlı söylüyoruz. Türk kamuoyu ilgili meselelerle ilgili tavrımızı dinlerken, bizi bunları hatırlatırken görüyor. Bir örneğinde bir Rize'de yaşamış olduk. Genellikle hani bu tür tartışmalar olur. Nabız biraz yükselir, tansiyon biraz yükselir ama her geçen gün siyasette kazanmak yahut iktidar gücünü elinde bulundurmak yahut iktidarını devam ettirmek adına kullanılan siyasi dilin sertleştiğini görüyoruz. Bunda sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değil, bu sistemin dışında, yani sistemde tabii ki partililik hüviyetiyle birazcık aşındırıyor. Ama benim dikkat çekmek istediğim şey şu aslında Burak Bey. Sanki böyle sistem yüzünden insanlar bu kadar kabalaşıyormuş gibi, ya sistem olmasa işte bu kadar siyaset bozulmayacakmış gibi konuşmayı da doğruluyorum. Orada insani olarak eleştiri hakkımızdan feragat ediyoruz aslında biz. Sistemiyle bir araya ediliyor olsak, diyelim ki dünyada bu bizim şu anda idare edildiğimiz sistem dünyanın en kötü sistemi. Ona rağmen insan nezaketini muhafaza edebilmeli. Ona rağmen siyasi olarak dilini, üslubunu, kastını kontrol edebilmelidir. Yani bizim siyaset mücadelesinde kendimize yakıştırmamamız gereken bir siyasi üsluptur bu. Yani sistem deyince sanki sistem günah keçisi de insanlar çok masummuş gibi falan oluyor. Bu trafik canavarı farkındalık oluşturmak için dile getirilmiş bir iletişim planlamasıydı o, biliyorsunuz. Efendim, trafik canavarı diye bir şey peydahlandı. Zaman içerisinde bu trafik canavarı kabahatten, kusurdan bağımsız bir suçlu haline geldi, trafik canavarı. Yani insanlar işte alkol alırlar, trafik kurallarına riayet etmezler, dikkatsiz kullanırlar, yorgun kullanırlar, ihale trafik canavarına kalır. Şimdi kabahatini, kusurunu insanların kapatacak bir sistem savunmasına dönmesin istiyorum. Ben bu dili doğru bulmadım, siyasetimiz adına doğru bulmadım. Bir şey daha yapmaya karar verdik. Biz bu aralar bunu daha çok duyacaksınız bizden. Efendim, biz 2-3 senedir özellikle partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra artan bu partililik duygusunun, partili cumhurbaşkanlığı olgusunun Türk toplumunda devlet kurumlarına karşı saygıyı azalttığını falan söylüyoruz. Burada da kırmadan dökmeden mesela iktidar kurmaylarını hatırlattığımız şey, yakışıyor mu size? Şimdi bunu demekten de biraz yorulduk. Biz arkadaşlar bu size yakışıyor mu demekten yorulduk. Onlar kendilerine yakışmaz işte yapmaktan yorulmadılar. Biz onlara bu cumhurbaşkanlığı mevkisinden duymamız hiç hoş olmayan laflardır demekten biz yorulduk. Onlar bize
böyle Cumhurbaşkanlığı makamına yakıştırdıkları bu no brand dili söylemekten, ifade etmekten yorulmadılar. Artık biz galiba şöyle bir siyasi mücadele eşiğine geldik. Herkes kendine yakışanı yapsın. Siz kendinize hizmet için oturduğunuz makamlara yakıştırdığınızı söyleyin. Biz de talip olduğumuz, hayalini kurduğumuz ülkenin siz dilini söylemeye devam edelim. Bu mücadele böyle bir mücadele. Göreceğiz. Memleketimiz, milletimiz bizi sesimizi duysun. Siz size yakışan ya da yakıştığını zannettiklerinizi söyleyin. Biz bize yakışan ve millete yakıştırdıklarımızı söyleyelim. Sonra millet hangisini tercih ediyorsa oylasın, görelim bakalım. Şimdi böyle demeye başladık. Kendinize yakıştırdıklarınızla yürümeye devam edin. Bu sözlerin siyasi anlamını konuşursak onu da sormak istiyorum size. Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan neden böyle bir dil kullanmayı tercih etti Meral Akşener'e karşı? Ya şöyle, sadece Meral Akşener'e karşı değil, bu yeni değil, onu demeye çalışıyorum. Mesela Cumhurbaşkanı seçimlerinde de bu vardı. Efendim belediye seçimlerinde de vardı. Efendim belediye seçimlerinde kime oy vereceğinizin meşruiyet alanını kendi durdukları yere belirleyen bir iktidar var. Şunun fark edildiğini zannediyorum. Efendim bir suçlanacaksa, suçlanacak olan kişinin iktidara itiraz etmesiyle başlıyor suçlama eşikleri. Mesela birinin kabahatli kusurlu olduğu muhalefete karşı kusur işlerken değil, iktidara karşı kusur işlerken fark edilebiliyor. Birinin suçlu olduğu, birinin işte kabahatli kusurlu olduğu, birinin dış mihrakların adamı olduğu, birinin işte uluslararası şer organizasyonlarının elinde işte maşa olduğu falan, bu kabil ithamlara ne zaman konu oluyor siyasi tahliller? İktidarın canı yandığı zaman, iktidara dokunulduğu zaman, iktidar eleştirildiği zaman. Bize şöyle bir iktidar lazım Burak Bey. Efendim önce fark edebilen, yahut muhalefete hukuksuzluk ettiğinde de fark edebilen, yahut hiç kimseye hukuksuzluk etmese de hukuksuzluk edebilme potansiyeli önceden ferasetle keşfedebilen, bunları olanı biteni önceden keşfedebilen bir siyasi feraset ihtiyacımız var. Efendim kendilerini meşruiyet kaynağı gördükleri için, kendilerini devlet zannettikleri için, devletin tek meşruiyet kaynağını iktidar olarak kendilerinin uhdesinde zannettikleri için bu oluyor. Mesela bizim eleştirilerimizi niçin şöyle göğüslüyor? Dünyanın her yerinde, demokrasiyle yönetilen her ülkede iktidara eleştiri yöneltilir. Bizim memleketimizde iktidara eleştiri yöneltilince Burak Bey nasıl tepki veriyor iktidar? Bizi terörist olmakla, dış mihrakların işte siyasi operasyonlarının maşası olmakla, devlet millet düşmanı olmakla, milletten kopuk yaşı falan, böyle bir tür ithamların konusu oluyoruz. Dünyanın neresinde siyasi eleştiri bu kabil ithamların konusu haline getirilebilir? Bu Türkiye'de meşruiyet kaynağını kendi meşruiyet kaynağı gibi görüp her itiraz edeni gayrimeşru görme hastalığının sebebini bulmak zorundayız. Bizim bulabildiğimiz sebep şudur. Partili Cumhurbaşkanlığı belki bunu biraz daha beslemiş olabilir. Arkadaşlar hükümet etmekle devlet olmak arasındaki ince çizgiyi kaçırıp kendilerini devlet zannettikleri için her itiraz edeni devlet düşmanı zannediyorlar. Her itiraz edeni memleket millet hasımlığına hamlediyorlar. O yüzden burada siyasi olarak bu mücadele kalbi sağlam olan, dili sağlam olan, üslubunu bozmayacak olanlar lehine gelişecektir. İktidar eskiden tahammüllüydü değil. İktidar eskiden dinlerdi, sağır. İktidar eskiden anlardı, empati yapmaktan mahrum. İktidar eskiden problem çözerdi, mazeret üretmeye daha meyilli. Dolayısıyla bu iktidarın artık memleket taşıyamayacak kadar yorgun olduğunun alameti. Dinlemeyen, anlamayan, duymayan ve çözmeyen bir iktidar maharetsiz olduğu her mevzuda muhalefeti suçlayarak siyaset yapmayı tercih ediyor. İktidar problem çözme merkeziyken mazeret üretme merkezine dönüşmüş. Yani ne sorarsanız sorun, suçlayan bir dille cevap karşılık buluyor. Söylediğiniz her eleştiri şuna dönüyor. Efendim işsizlik var, Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim yoksulluk var, Meral Akşener. Efendim memlekette ümidim memleketten kesilmiş bir gençlik kitlesi var. Görüyorsunuz ya, hep bu muhalefet yüzünden. Efendim memlekette ciddi bir maliyet enflasyonu var. Ya hep bu muhalefetin muhtevasızlığı yüzünden. Dış politikada günlük endişelerimiz var. İçerideki muhalefet dışarıyla işbirliği yapıyor. Ya kardeşim, siz iktidara, muhalefete küfretmek için mi geldiniz? Yapamadığınız şeyleri muhalefete cüret etmek için mi geldiniz? Nasıl bir üslup savunmasıdır bu? İktidarın vazifesi karşı karşıya olduğumuz, şikayetlere konu olan ne kadar problem varsa bunları çözüp millet nezdinde itibar bulmaktır. O yüzden bizim görebildiğimiz bu dildeki savrulma, bu dildeki nobranlık, bu siyasi tasnif, bu taassup, bu siyasi kavgadaki usulsüzlük, üslupsuzluk, yorgunluk alametidir, muhteva kaybıdır, kalp katılaşmasıdır, efendim zihin yorgunluğudur,
güç zehirlenmesidir. Buna pek çok şey söyleyebilirsiniz. Ama nihayetinde bu böyle gıpta edilebilir bir şey değildir. Takdir edilir bir şey değildir. Hayranlık hissi uyandıran bir şey değildir. Hürmet hissi doğuran bir şey değildir. Yani hiç kimse şöyle demez. Ne olağanüstü bir cumhurbaşkanımız var. Ne harikulade tehditte bulundu bize karşı. Yani ben ilk defa bu kadar zaret bir iktidar görüyorum. Kendi hakkını değil, muhalefetin hakkını bile korurken insan ancak bu kadar nazik olabilir falan denilebilir mi bu söylenilene? Söylenilmez. Bu söyledikleri cümleler Sayın Cumhurbaşkanı'na mesela kendisini bir anlığına bu Cumhurbaşkanlığı mevkisinden alsak ve muhalefete oturtsak. Yani desek efendim siz iktidar namzeti olan bir muhalefet partisiniz. Yani İyi Parti'nin genel başkanı sizsiniz. Size de şu anda bizim duyduklarımızı söyleyen siz değil biziz. Böyle sayın mesela. Siz kendi memleketinize gidiyorsunuz ve size şöyle diyoruz biz. Meral Akşener size şöyle söylediğini düşünün. Daha dur Tayyip Bey, bunlar senin iyi günlerin. Daha başına gelecekler var. Bunlara Tayyip Bey'e bizim söylediğimizi düşünün. Tayyip Bey ne derse biz razıyız. Yani muhalefette şimdi, Tayyip Bey var, iktidarda da biz varız. Biz ona bunları söylediğimizi saysın. Sayın Cumhurbaşkanı empati yapsın. Bizsin ya da Kemal Kılıçdaroğlu iktidarda, CHP zihniyet iktidarda öyle düşünsün. Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Bey'e şöyle dediğini düşünelim Burak Bey. Tayyip Bey, ahde vefa diye bir şey vardır. Sen daha dur, bunlar senin iyi günlerin. Bir dersini aldın, daha başına gelecekler var diyen Kemal Kılıçdaroğlu. Öyle düşünün mesela. Tayyip Bey ne derse razıyız biz. Şimdi açıklamanın nasıl bir siyasi atmosferde yapıldığını da hatırlayalım. Çünkü çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması merakla bekleniyordu. En merak edilen konu Sedat Peker videolarıyla ilgili nasıl bir yorumda bulunacağı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkılıp çıkılmayacağıydı. Ne dersiniz? Bu konuda iktidarı sıkışmış görüyor musunuz? Şöyle, bu Sedat Peker meselesi konuşulurken ya da bu mevzu konuşulurken sual edilecek ne kadar mevzu varsa, mesele varsa, problem varsa, iddia varsa, işte iftira varsa, ne diyorlarsa buna, bunların tamamının muhatabı iktidar. Yani bu mevzuda sorulacak her sorunun muhatabı iktidar. İktidar adına işte güvenlik, koruma, çakarlı araba, efendim bu aklınıza gelen işte bu şeyler, mitingler, bu mitinglerle ilgili tehditlerle ilgili kullanılan dilin arkasındaki siyasi aidiyetler, efendim irtibatlı olunan gazeteciler, bağlantılı kişiler, ne konuşuluyorsa bu mevzuda, ne konuşuyorsa, kimi anıyorsak, kimin ismini anıyorsak yahut kimin ismi anılıyorsa, bunlarla ilgili soruların muhatabı hangi iktidarsa onların daha çok görünmesi gerekiyor. Şimdi yine aynı şeyi yaptı. AK Parti çok madde bu hususta. Efendim bu muhalefet var ya. Ya kardeşim, bu mevzu, konuşulan mevzuların hiçbir yerinde biz yokuz. Resimlerde yokuz, isimlerde yokuz, aidiyette yokuz, taraf olunan kavgada yokuz. Bir tarafında yokuz. Biz tehdit edilen, hakarete uğrayan, rencide edilen yahut güç hizalanmasında kendileri iktidar tarafında hizalanıp muhalefete parmak sallanıyorsa biz parmak sallanılan taraftayız. Şimdi bu kadar ithamın, iftiranın, algının, işte operasyonun falan her şeyi konuşuyor iktidar. Bütün bunlarda muhatap olunacak kesim kim? Kemal'e mi soracağız biz bunları? Yahut Meral Akşener'e mi soracaklar? Yani bu olan biten, Meral Hanım bu olanın biten hesabını verir misiniz diye. Ya Meral Akşener'e mi soracaklar? Ya? Birkaç adım sonrası bu herhalde. Dönüp diyecekler ki herhalde biraz daha böyle devam ederse. Ya bu İYİ Parti kurmayları bir toplanın da bu malum şahsın konuştuklarının bir cevabını verin falan demeye hazırlanıyorlar gibi. Öyle davranıyorlar. Dolayısıyla ben izlemeyi tercih ediyorum. Bu süreçte Türk yargısının da imtihanıdır bu. Türk hukuk sisteminin imtihanıdır bu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine rağmen kurumsal hüviyetini muhafaza ederek harekete geçebilme kabiliyeti var mı Türk toplumunun reflekslerinin, Türk siyasi mekanizmasının reflekslerinin? Bunlara bakıyorum. Mesela çok önemsemeliyiz bunları. Sayın Cumhurbaşkanı bir şey demeden bir şey diyememek. İktidar henüz bu mevzuda rengini, kastını, tavrını belli etmeden hareket edememek. Bunlar sadece bu meseleyle, bu mevzuyla ilgili değil. Genel olarak bir toplum siyasi olarak, idari olarak, refleks olarak kendi mekanizmasını nasıl işletiyor iyi tahlil etmemiz lazım. Türkiye'de liderlere bağlılık her zaman vardı. Bu yeni değil ama ilk defa bu kadar baskın. Yani Süleyman Soylu, Tayyip Bey henüz kendisi lehine bir şey söylemeden hiç kimsenin bir şey söyleyemeyeceği bir alana sıkıştı.
kendisi cevap vermek için birkaç sefer biliyorsunuz iletişim imkanlarını kullandı. Cevap verirken kullanmış olduğu cevap verme algoritması cevaptan daha ziyade AK Parti'nin iktidar olduğu dönemin kendisinden önceki döneminde görev yapmış olanları suçlayıcı mahiyetteydi. Dolayısıyla biz sadece şaşkınlıkla izleyebildik. Yani kendisini savunurken Muammer Güler'i suçlayan, kendisini savunurken Abdülhamit Gül'ü suçlayan, kendisini savunurken Efkan Alay'ı suçlayan, kendisini savunurken Mehmet Ağar'ı hani suçlayan ve bütün bunlar aynı iktidar döneminde, yani şu AK Parti'nin iktidar dönemi içerisindeki kendisinden önceki dönemi suçlayan bir cevap verme algoritması kullandı. Şimdi biz bunlara şöyle bakıyoruz. Hani fırsat olarak avantaj hesabı yaparak değil, anlamaya çalışıyoruz. Bu tam olarak nedir? Yani bu söylenilen konuşulan meselelerle siyaset ne kadar yozlaşmış? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, çetelerle bir çuvala girerseniz. Şimdi çetelerle çuvala kimler girmiştir anlamaya çalışıyoruz. Çetelerle çuvala girip zehirlenenler kimlerdir? Onu anlamaya çalışıyoruz. Çetelerle çuvala girmenin bozucu tesirleri hangi partidedir? Onu anlamaya çalışıyoruz. İzliyoruz, dinliyoruz. Bu arada hukuksuzluk yapmamaya, hak ihlali yapmamaya da özen gösteriyoruz. Sebebi şu, efendim Türk toplumunun hakkına, hukukuna nezaret edip bir adli mekanizmanın varlığını da görmek zorundayız. Resen dava açmak zorunda olan Cumhuriyet Savcılarının harekete geçmesini bekliyoruz. Geçme kabiliyetleri, kapasiteleri var mı yok mu? Bunları devlet yönetecek kadrolar bunları çok iyi izlemek zorunda Burak Bey. Yani biz iktidar namzeti bir partiyiz. İktidar olmak ve memleketimizi toparlamak istiyoruz. Şimdi bu tür meselelerde çözme iradesi, direkt ister yargı, ister yürütme, ister yasama ayaklarında olsun. Buradaki çalışabilen ya da çalışamayan mekanizmaların niçin çalışıp niçin çalışamadığını çok iyi tahlil etmek zorunda siyaset. Şimdi biz biraz da bu cihetten bakıyoruz. Nasıl refleks veriyoruz? Bir problem var. Bir takım ithamlar var. İsimli, şahitli, ispatlı falan değil belki ama ithamlar var. Araştırılması gereken, soruşturulması gereken ithamlar var. Değil mi? Dolayısıyla bunlarla ilgili mesela bizim yargı sistemimiz harekete geçebiliyor muyu? Bir doktor titizliğiyle izlemek zorunda siyasetçiler. Bizim yargımız efendim iddialara Cumhuriyet Savcıları marifetiyle nezaret edebilecek bir müstakil hüviyet koyabiliyor mu? Buna bakmak zorundayız biz. Bu yoksa bunun sebebinin ne olduğunu anlamak ve ona göre tedbir almak zorundayız. Demek ki bu sistemden mi kaynaklanıyor? İşte adli reforma mı ihtiyacımız var? Türkiye'deki kurumlar hiyerarşisi arasında bir sekron kaybım var, ahenk kaybım var. Bunların hepsini görmek zorunda siyasetçiler. Biz birazcık bu meseleye avantaj kollayarak değil, efendim siyasi rakibimizin kirli çamaşırları falan gibi bir hevesle değil, karşı karşıya olduğumuz problemlerin Türk siyasetini, Türk yargısını, Türk bürokrasisini ne kadar bozabildiğini görebilmek, bunlara tedbir alabilmek. Bu cihetten de değerlendirmemiz gerekiyor. Birazcık öyle izliyoruz biz. Yavuz Ağıralioğlu, çok teşekkür ederiz. Seyahatinizi de ertelediniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Medyaskop özel yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti lideri Meral Akşener'e yönelik sözlerini ve siyasetteki son durumu konuştuk. Konuğumuz İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ydu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler ve iyi hafta sonları. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.